Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu an Çeşme'deyiz. Uzun zamandır Çeşme'ye gelmeyi düşünüyorduk ama fırsat olmamıştı. Bu sene Didim'de biraz uzun kalınca Didim'in en güzel yönü işte İzmir'e, Bodrum'a, Kuşadası'na çok yakın. O yüzden ani bir kararla birkaç günlüğüne Çeşme'ye geldik. Çok önemli oldu abi. Çeşme'ye malı çatımı karar veremedik. Evet, kalma konusunda Çeşme'de mi kalmalıyız, Alaçatı mı? Hani kararsızlık, bir de çok fazla araştırma yapmadık açıkçası. İkisinin arasındaki mesafe ne kadar falan. Bize Çeşme mantıklı geldi. Bir de burası bir tık daha uygun Alaçatı'ya göre. Biz zaten otelde bütün gününü geçiren, işte havuz başında falan takılan tipler değiliz. Genelde sokaklardayız. O yüzden hani uygun seçenek bizim için daha mantıklı göründü. Biz seçimimizi Çeşme'den yana yaptık. Şu an daha yeni geldik zaten. Hani ilk izlenim olarak küçük ve sevimli bir yer. Burada da her yerde olduğu gibi bir liman kenti ya da işte kasabası olduğu için bir kale var. Birazdan o kaleye gitmeyi düşünüyoruz. Herhalde akşam gidiyoruz. Sıcak bayağı. Ama havası, evet, çok güzel bu arada. Yani beklediğimizden çok daha iyi. Esiyor. Hiç nem yok. Didim'den sonra hatta bayağı bir serin geldi. Gayet güzel hava olarak. Evet, biz Didim'e iyi diyorduk. Nem yok diyorduk ama burası da çok iyiymiş. Şu anda da Çeşme sokaklarında kaybolmayı, sonra da bir kale ziyareti ve denizin tadını çıkartmayı planlıyoruz. Ezilmeden. Evet, bu güzel yeri hep beraber keşfetmeye başlayalım o zaman. Çeşme sokaklarında kaybolma çabalarımız devam ediyor. Evet, kayboldukça ara sokaklarda çok güzel binalar var. Restore edilmiş taş evler. Genelde bu... Bir de rengarenk boyamışlar hepsini. Gerçekten çok güzeller. Bu çarşıdan ara sokaklara girdiğinizde böyle taş binalar var. Çoğu da pansiyon amacıyla kullanılıyor. Evet, çok güzel. Dar sokaklar, yerler, taşlarla kaplı, rengarenk binalar. Yok, kaseti beklemiyorum artık. Evet. Neyini beğeniyorlar? Gerçekten anlamasız o. Gördüğünüz en güzel bir yerden birisi. Her yeri beğeniyoruz. Kuşadası'nı da kimse sevmiyor. Biz orayı da severiz. Ay, şu evin güzelliği ya. Bunu görmeyiz. Ya ben biliyorum kadar. Bir de hepsi ayrı renklerde. Mavi, pembe, mor, yeşil. Çeşme Meydanı, şöyle karşımız deniz, liman, her yerde bolca dondurmacı var burada, gözüme takılan ilk şeylerden biri. Meydandan görüntü bu şekilde. Meydandan sonra direkt çarşıya giriyorsunuz zaten. Şimdi Çeşme'nin çarşısına doğru adım adım ilerliyoruz. Küba'ya benziyor burası ya. Evet, şu aynı hakikaten Küba, Havana gibi. Şu anda Çeşme Çarşısı'ndayız. Burcu'nun mekanlar. Radarıma takılan ilk şey, çok güzel takıcılar var. Zaten bunu biraz hazırlıklı bilerek buraya gelmiştim ama tahminimden daha çoklar. Gümüş takılar falan çok güzel görünüyor. Bir de her yer kumrucu. Eğer kumru seviyorsanız buranın kumrusu da çok meşhurmuş. Ben daha önce hiç kumru yemedim. İçindeki bazı şeylerden dolayı çok sevmesem de buraya gelmişken bir deneyeceğim kumruyu. Yani adım başı kumrucu ve takıcı tabii ki. Böyle sevimli, küçük, güzel bir çarşı ama her şeyi bulabilirsiniz. Saat daha erken olduğu için herhalde çok kalabalık görünmüyor ama tabii daha 2 falan herhalde saat. Akşam görmek lazım. Bugün Çeşme'yi keşfedeceğiz. Yarın Alaçatı. Bu arada korona tedbiri olarak bu sokağa girerken maske takmak zorundasınız.
yani tedbirlerde unutulmuş değil. Gerçi çok kişi uymuyor ama. Etrafta ne polis ne zabıta takmasanız da olur gibi bir durum var açıkçası. Ama siz yine de takın. Kamu spotu. Tarihi binayı evet. Sokaklar güzel. Meyhaneler sokağı falan herhalde öyle bir havası var. Evet, buralar hep meyhaneymiş. Tabii o yüzden gündüz vakti olunca hareket yok. Bunlar gece canlıları. Ama evler süper ya, aşağıda da. Evet. Burası da az önce girdiğimiz sokağın tam karşısı. Yine meyhaneler şeklinde. Biraz Yunanistan'daki adaları andıran bir havası var değil mi bu sokakları? Aynen. Akşam da görmek lazım bunu. Evet. Şu binayı falan gör. Gratis reklamı yapmış gibi olduk ama evet. Aslında binanın güzelliğini göstermek istiyoruz. Tarihi gratis binası. O kadar da... Tarih. Geride de tarihi Esivaki gibi binası var. Ha, kilise varmış bak burada. Cami olarak yorumlamıştım ya neden? Şu aşağıdaki cam yapısı bana cami olarak. Hakikaten gibi sevmişim. Hmm. Çantacılar, incik, boncuk, kıyafet, baharat. Burada güzelmiş, nar altı var. Evet. Güzel ya, bu Çeşme merkezi bile benim beklentimden çok daha iyi. Yani Alaçatı çok daha güzel diyorlar tabii ama burası da çok sevimli, tertemiz. Binalar çok güzel, eski Rum evleri. Pahalı diyorlardı bir de ama gerçi onu Alaçatı için diyorlar. Burada az önce yemek yedik. Ben bayağı büyük bir çorba içtim. 19 lira. Sadece o çorba yetti, o kadar büyüktü. 20 liraya doymak gayet normal. Bakın yarın Alaçatı'yı göreceğiz. Evet. Orası biraz pahalı olabilir. Zararı sokacak yerlerden bir tanesi. Şu an gezi benim için tam anlamıyla başlamadı çünkü henüz buralara güzel ya. Ya bizde çok bir sorun var ya insanlarda yorumları okurken. Evet, yerin dibine sokmuşlar. O kadar çok olumsuz yorum görüyoruz ki yani bundan daha fazlası yani, ne olabilir daha zaten ne istiyorsunuz? Burada. Çok merak ediyorum şu an. Yani açıkçası dünyada gördüğünüz birçok yerden çok daha güzel. Kesinlikle. Burayı da beğenmiyorsanız ne yapacaksınız dedim daha? Türkiye zaten gerçekten cennet gibi bir ülke. Ama maalesef yurt dışında falan turistlerin gözünde ülkemizin hali çok kötü. Yani buraya gelmeye korkuyorlar böyle bir ülke için. Çok üzülüyorum gerçekten. Esnafın da hatası var işte orada sadece. Adam Afrika'ya gidip Türkiye'ye gitmem hiç güvenli değil diyor ya. Aynen. Hakikaten evet. Afrika'da değil mi? Evet, Kenya'da bir Alman'la karşılaştık. Mühendis. Mercedes'li mühendismiş. Adam Kenya'da Türkiye'ye gelmem diyor.
tehlikeli bir yer. Ve o zaman da Kenya'da da bayağı bir sıkıntılar vardı yani. Aynen. Bakanın ortam parmağını falan kesmişlerdi falan. Ayaklanma çıkmak üzereydi. Yolda zor gidiyorduk. Adamın gözünde oradan daha kötüydük yani. İlginç. Çok üzücü. Yani. Çeşme'de dikkatimizi çeken bir diğer şey de damla sakızı oldu. Başta dondurma olmak üzere damla sakızının kullandığı birçok şey var. Damla sakızlı kurabiyeler var, damla sakızlı gazoz var. Şu karşıda gördüklerinizin çoğu da damla sakızlı macunu varmış. Damla sakızlı kahveler. Her şeyin damla sakızlısını yapmışlar. Evet. Şimdiye kadar sadece damla sakızlı pide görmedik. Yani eğer seviyorsanız damla sakızlı içeren bir ürün orada bulabilirsiniz. Çeşmede kaybolmanın faydalarını göreceksiniz birazdan. Tamamen şans eseri, acayip bir yere geldik. Bahçesi mükemmel ama çok daha enteresan bir yanı var. Evi birazdan göreceksiniz. Adam uğraşmış. En enteresan evlerinden biri hakikaten. Adam evin duvarını akvaryum şeklinde yapmış. Golf sahası gibi bir bahçe. Bahçe duvarı akvaryum şeklinde. Çıpıra var. Çıpıra levrek. Balıklar hatta da bayağı kocaman yani. Öyle böyle değil. Bren balığı var. Bunları. Şöyle diğer duvar şeklinde ikinci bir akvaryum var. Balıklı köşk. Tesadüfen bulduk buraya ama bayağı gelen ziyaretçi var. Adam akvaryum zevkini bir buraya. Burası Çeşme'nin merkezinden bir 15 kilometre kadar uzaklıkta. Ama 35 kilometreye eşdeğer bir yol. Evet. Yol bayağı bozuk bir yol. İşte yol üzerinde zeytin bahçeleri falan var. Üzüm bağları var. Bazı siteye giden, sitelere giden yollar falan var. Yani biraz... Aslında helikopter pisti bile var. Yani daha doğrusu helikopter pisti olan bir beach bile var ama yol bayağı kötü. Evet, onca site olmasına rağmen kötü bir yol. 12 kilometreye kandık ama hakikaten 32 kilometreye 15 miydi? O zaman da 35 kilometreye işte yapıyor.
Umarız değmiştir geldiğimize. Burada denize falan da giriyorlar sanırım. Değil mi? Tabii tabii. Yani plaj yok galiba ama. Evet, bakalım biz de daha tam. Gelin ve damat fotoğraf çekimine gelmişler. Demek ki güzel bir yer olabilir burası. Ege'deki gelin damatlar şanslı ya. Fotoğraf çektirecek alanlar. Instagram alanları çok. Bakalım nasıl bir yermiş. Evet, böyle bir koy. Ama çadır falan kurmuşlar. Çadır kuranlar var. Çok sakin ve güzel bir yer. Su tertemiz görünüyor. Evet, çadırcılar. Aslında aşağı inen yolu bulmak lazım. Koya iniş için böyle bir yer bulduk ama bayağı dik. Tabii buraya kadar gelmişken koya da girmemek olmazdı. Bir yerimizi kırmadan inmeye başarabilirsek güzel olacak. Evet, olay budur. Tam da güzel zamanında gelmişiz. Çok iyi. Aa, maalesef şu kayada bile poşet sallanıyor, bayrak gibi. Burayı da batırmayı başarmışız. Tam çadır mekanı hakikaten ya. Gece nasıldır burası? Çok güzel bir yer. Buraya gelmek biraz meşakkatli ama çadırınız varsa mutlaka tavsiye ederiz. Kesinlikle kalınması gereken bir yer. Gece de muhtemelen sadece denizin sesi. Evet. Ve çadır komşularınız. Ve etrafta hiçbir ışık yok. Gökyüzünde burada merak ediyorum açıkçası. Keşke kalabilsek. Evet. Çadırımız olsaydı. Arabada yatabiliriz aslında ama. Otel o kadar para da yok. Kesinlikle tavsiye ederiz. Tekrardan merhaba. Bir de Çeşme sokaklarında bir gece turu yapalım dedik. Ama Charles çok kalabalık olduğu için biraz tenha bir yer bulup konuşalım. Ondan sonra da sizi Çeşme sokaklarına götüreceğiz. Maske çıkartılacak gibi değil, bayağı kalabalık. Evet. Gündüz de yani çok sakin değildi ama gece daha bir kalabalıklaştı. Biz ne olur ne olmaz diye yine tedbirli bir şekilde dolaşıyoruz. O yüzden şimdi hep beraber Çeşme sokaklarına gidelim. Bir de gece görelim bakalım nasıl. Yalnız kalabalık bir sokak boşalmış ha. Evet. Gerçi burası sonu ya. Ortaları daha kalabalık olabilir. Bu arada saat 12 olmuş, o yüzden tenhalaşmış sokaklar. Dükkanlar ışıklarını kapatmaya başlayınca fark ettik biz saati. Yarın artık Alaçatı'da görüşürüz. Yani Çeşme'ye gelin ve zamanı unutun. Evet. Öyle bir yer. Hakikaten güzel oldu.